Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir Wi-Fi kamerası inceleyeceğiz ve bu Wi-Fi kamerası 360 derece dönme kabiliyetine ve Wi-Fi üzerinden çalışma kabiliyetine sahip bir kamera. Biliyorsunuz kanalda tonlarca kamera incelemesi yapmışımdır. Bunlar genellikle güvenlik kamerası. Bu ev tipi, diğerleri benim şirkette kullandığım kurumsal tipteki Hikvision'un ürettiği ya Hikon'du ya da Hilux'tu. Bu kameraları inceledim ve şu an elimde tuttuğum kameralara karşı genellikle bir ön yargım vardı. Bugün kutu açılımı yapacağız. Cihazın kurulumunu bu videoda anlatmayacağım ama teknik özelliklerinden bahsedeceğim ve kutudan neler çıkıyor bunlardan bahsedeceğim. Kutu açılımını sizlerle beraber yapalım. Ben de sizlerle beraber ürünü ilk defa kullanacağım ve kullanım tecrübelerimi kanalda paylaşacağım. Bu ürünün kurulum videoları, bu ürün hakkında genel videoları kanalda paylaşacağım. Hani görüntü kalitesi olsun, gece almış olduğumuz videoların kalitesi. Bunların hepsinden tek tek bahsedeceğim. Ürün oldukça merak edilen, bana sorulan bir ürün. Neden? Çünkü bu tip kameraların kurulumu çok kolay. Biliyorsunuz ki normal güvenlik kameralarına tonlarca para veriyoruz ve kurulumları biraz daha zor oluyor. Hani bunun kayıt cihazına gerek olmuyor. İçine bir micro SD kart koyuyorsunuz. 32 GB'a kadar micro SD desteği var. Veya cloud'a depolama yapabiliyorsunuz. 7 günlük veya 30 günlük paketler alıp hani bunu direkt buradaki görüntüleri bulutta tutabiliyorsunuz. Şimdi gidelim cihazımızın kutu açılımına. Cihazın nereden alabileceğiniz ve ilgili linkleri yorum kısmında ve açıklama kısmında vereceğim. Shurman diye bir firma bunu Türkiye'ye getiriyor. Marka 360 diye bir marka. Türkiye'de yeni sayılan bir marka. Hatta bu ürünü daha önce YouTube'da veya Türkiye'de inceliğine denk gelmedim. Bakın şöyle içinde bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Tabii bu İngilizce olduğu için içinden çıkan kılavuz. Shurman bize markada bu arkadaşlar. Ürünü Türkiye'ye getiren firmanın ismi. Direkt bunun kendi sitesinden ürünleri alabileceğiniz gibi. Ben bunun hepsi burada gördüm linkini. Oradan da alabilirsiniz. Yanında size şu şekilde bir kullanma kılavuzu hazırlamışlar. Türkçe. Ürün hakkında detaylı bilgiler burada yer almakta. Cihazımızı çıkartalım ve kullanım amaçlarına değinelim. Kutu içeriğine bakalım beraber. İlk üstten çıkan kutumuz şu. Beraber inceleyelim. İlk üstten çıkan kutunun içinde bir adet ara USB kablomuz bulunmakta. Bunu birazdan çıkartırız. Şöyle montaj aparatımız bulunmakta. Montaj için vidalarımız. Bunları tavana veya masaya montajlayabilirsiniz. Bir de adaptörümüz bulunmakta. Adaptörümüz de 5 volt 1 amper. Cihazın çalışma şeyi böyle. Bunları bir kenara kaldıralım sakatla çıkmasın. Adaptörümüzü kenara koyuyoruz. Montaj aparatları. Kameramızın kendisini çıkartalım içinden. Şöyle aşağı doğru sallandırıp çıkartayım direkt. Cihaz oldukça şık. Ben de ilk defa sizlerle beraber görüyorum. Hani ilk izlenim iyi. Zaten böyle elinize aldığınız zaman da dandik bir kamera hissi vermiyor. Kalite hissi elinize biraz geliyor. Plus 360 diye geçiyor. Marka 360. Ürünleri bunun Türkiye'de pek yok. Bir de bende bunun araç içi kamerası var. Aslında en beğendiğim ürünü o oldu. Bunu da birazdan inceleyeceğim beraber. Hani bunun aslında kutu açılımı ve inceleme videosu. Şimdi özelliklerine değineyim bunun. Cihaz 360 derece dönebiliyor. Bunun kurulumunu bu videoda yapmayacağım. Dediğim gibi bu videoda sadece ürünün incelemesini yapacağız. Yani kutu açılımı ve inceleme. Kurulum ve kullanım tecrübelerimi farklı bir videoda paylaşacağım. Hatta bunun çekimlerini de farklı bir videoda paylaşacağım. 360 derece dönebiliyor. Bu cihazla arkadaşlar zaten en büyük özelliği bunun Wi-Fi üzerinden ve 360 derece dönüp hani 360 derece çalışabilmesi. İki yönlü olarak arama yapabiliyorsunuz. Cihazın üstünde bakın hoparlör bulunmakta. İki yanında. Şu iki yanından gördüğünüz hoparlörlerle mesela telefonunuzdan evinize bağlandınız veya diğer odada çocuğunuz uyuyor. Çocuğunuza buradan seslenebiliyorsunuz. Ve bunun bir de mikrofonu bulunmakta. Kendi üstünde bakın şurada birinci mikrofon. Diğer mikrofon da burada. Buradan da çocuğunuzun ağlama sesini vesaire alabiliyorsunuz. Cihazın benim beğendiğim özelliklerinden bir tanesi hareket izleme özelliği. Tabii ben bu özelliklerin hepsinden bahsedeceğim birazdan ama bu özelliklerin ne kadar stabil çalıştığı önemli. Ben bu cihazı kurduktan sonra bir ay test edeceğim. Şu an kutu açılımı hani ben genelde cihazları bir ay kullanıyorum. Aldıktan sonra hareket izleme özelliği var. Kolay kurulum, mobilden de görüntüleme özelliği var. Cihazın kurulumu kolay oldukça. Bu tarz cihazların zaten biliyorsunuz ki kurulumları
telefondan çok basitçe bir şekilde yapılabiliyor. Kurulum videosunu ayrıca kanalda aratarak bulabileceksiniz ki şu 360 markasında bir oynatma listesi hazırlayacağım. Türkiye'de pek bilinmeyen marka. O oynatma listesinden girip cihazla ilgili tüm videolara erişebileceksiniz. Hani bu cihazı alıyorsanız avantajınız ne olacak biliyor musunuz? Bunun farklı markaları da var. Türkiye'de satılan Xiaomi var mesela, çok yaygın satılıyor. Bu markayı alırsanız ben bu markayı kullanacağım. Bir ay boyunca test edeceğim. Tüm kurulum videolarına bir kere kanaldan ulaşabileceksiniz. Hareketi izleme özelliğinin kolay kurulumu, panoramik seyretme, manuel kontrol, gizlilik modu, hareket takibi, algılama tespiti, yüz tespiti gibi özelliklerini ben bunların hepsini tek tek değineceğim. Bunlara erişebiliyor olacaksınız yani benle aynı ürünü kullanarak. Tabii tercih sizin, istediğiniz ürünü kullanabilirsiniz. Bu arada şöyle bir etiket çıkıyor. Şu kameranın camı zarar görmesin diye. Ve elime düşüverdi. Cihaz 1080p, yani 1920'ye 1080 çözünürlüğü var. Bu da size yeterli olacaktır. Zaten çok yüksek çözünürlük olduğu zaman depolama alanı düşüyor ki ben bu cihazı kurduğumda biraz çözünürlüğü düşüreceğim. Cihazımız 1080p olması gayet ideal. 720'ye bile çekebilirsiniz ayarlarından. Bunu da beraber yapacağız zaten. H264 ile çalışıyor. Kamera cihazlarında biliyorsunuz ki H264, H264 Plus, H265 ve H265 Plus var. H264 ve H265 bunun farkı nedir? Kayıt süresidir. Mesela siz bunu 32 GB'lık bir SD kart takıyorsunuz ya. Geliyorsunuz SD kart yuvasından. Bu takmış olduğunuz SD karta 32 GB'a H264 atıyorum 10 günlük kayıt tutabiliyorsa, H265'e çıktığınız zaman sıkıştırma biraz daha artıyor. 15 gün 20 gün tutuyorsunuz. Yani biraz daha iyi sıkıştırıyor algoritma. O yüzden H265 biraz daha yazılım olarak farklılık gösteriyor. Cihazımız Wi-Fi'ye bağlanıyor. Wi-Fi'ye hangi protokolle bağlanıyor? 802.11g. Yani G'yi destekliyor. ACDF yok arkadaşlar bunda. B, N ve G desteği var Wi-Fi'de. AC desteği olsaydı tabii daha yüksek hızlara çıkabilirdi ama G de bunun için yeterli olacaktır. Zaten çok yüksek çözünürlükte görüntü transferi yapmayacak. 802.11g Wi-Fi standartı yeterli olur. 2.4 GHz desteği var. 5 GHz desteği cihazımızda yok. Ki 5 GHz desteğine bence gerek de yok. Neden biliyor musunuz? Cihazda şöyle bir durum var. Bunu uzak mesafeye koyduğunuz yerin kopmalar yaşanabilir. O yüzden 2.4 GHz ideal olmuş. Bu tarz cihazlar genelde öyle çalışıyor zaten. Kızılötesi ışıkları var cihazın etrafında. Bu ışıklarla gece görüşünü daha iyi tanımlayabiliyor. 7 metreden yüz algılayabiliyor. Zaten siz bunu ev içinde kullanacağınız için yüz algılama özelliğini rahatça kullanacaksınızdır. 7 metreden büyük bir ortamda zaten pek tercih edileceğini sanmıyorum bu cihazın. Çünkü dediğim gibi kurumsal bir cihaz değil, küçük ofislerde ve evlerde kullanılmak için ideal. Zaten kullanım amacı da çocukları izlemek amaçlı. Asıl amacı bunun. Hani bebeğinizin odasına koyun. Sürekli gözünüz orada kalmasın, kulağınız orada kalmasın. Telefona bildirim gelsin veya telefondan izleyin bebeğinizin hareketlerini ara ara. Yani kalkıp sürekli odaya bakmak yerine bu şekilde çözüm üretebilirsiniz. Veya işteyken çocuk bakıcısı bakıyor diyelim, bunu kullanıp çözüm üretebilirsiniz. Gürültü ve yankı engelleme özelliği var. Bunun yanında hani bunun şu hoparlörü var ya, tekerleme ve hikaye buradan açabiliyormuşsunuz. Öyle bir cihaz. Tabi denemedim bu özelliğini. Dönüş açısı bunun yatayda 360 derece dönebiliyor arkadaşlar. Ama dikeyde dönebilme açısı 180 derece. Ki bunun bir kamera açısı var kendi içinde. Ona da değineceğiz. Çift taraflı görüşme sağladığından bahsetmiştik. Hareket izleme özelliği. Mesela diyelim bebeğiniz odanın içinde geziyor. Bunu açıyorsunuz da hareket izleme özelliğini çocuğunuzu izliyor. Bunun yanında panoramik seyir, yani geniş açıdan sadece izleyebilirsiniz üst taraftan. Panoramik seyir dediği o. Mesela şu şekilde koydunuz, tavana astınız. Panoramik seyir yapabiliyorsunuz. Seyretme, manuel kontrol yapabiliyorsunuz telefonunuzun ekranından. Hani bunun sağa, sola, yukarı aşağı dönmesini ayarlayabiliyorsunuz. Gizlilik modu var. Bu da ne işe yarıyor? Atıyorum odada siz kendi özel bir şey yapıyorsunuzdur. Atıyorum elbisenizin üstünüzü değiştiriyorsunuzdur. Bunun göz kapama, yani gizlilik modu var. Şu şekilde kapanıyor cihaz. Bakın. Bu da gizlilik modunu alıyor. Yani görmüyorsunuz. Tabii hani kamera olan odada sizin kendi tercihiniz ne yaptığınız. Ama bunun bu şekilde gizlilik modu var bu sayede. Kapatıp hani kendi özel hayatınızda özel zamanlarda özel saatlerde kapatabiliyorsunuz.
360 derece döndüğünden bahsettik. Kızılötesi geleceği görüşüne sahip olduğundan bahsettik. HD 1080p akıllı hareket takibini yapabildiğinden bahsettik. İki yönlü olarak ses gönderip alabiliyor. Yani telefon görüşmesi gibi aynı. Öyle düşünün. Görüntü Skype görüşmesi gibi. Bunun yanında göz kapatma modundan bahsettik. Yani bu göz kapatma modu dediğimiz gizlilik modu. 32 GB'a kadar SD kart desteği bulunmakta. Şurada bir reset tuşumuz var. Speakerlarımız. Şurada bir bağlantımız. Ara kablosundan bahsetmedik ya. Onu da koyayım şöyle. Şunu şöyle. Ara kablosuna bakalım. Cihazımız hani dediğim gibi ben farklı markalara açığım. Hani tutup da burada Türkiye baktığınız zaman Türkiye'de en çok satan modeli almak zorunda değilsiniz. Bunlardan Çin, hepsi Çin'de üretiliyor. Çin markası. 360 da Çin'de bir marka. Türkiye pazarına yeni girdi. Ben genelde her şeyde aynı ürünü kullanmak gibi bir alışkanlığım yok. Mesela bazı arkadaşlar var, marka bağımlılıkları var. Ben marka bağımlısı olmak istemiyorum. Çünkü hani her yeni çıkan markayı bir hani teknoloji merakım olduğundan dolayı incelemek istiyorum. Bu ürün hakkında dediğim gibi detaylı kullanımdan sonra şey yapacağım, tekrardan anlatacağım sizlere. Şurada bir USB bağlantı kısmı var. Buradan bağlıyoruz. İçinden çıkan kablo oldukça uzun. Hani bunu 5 volt 1 amper olduğu için bunu şeyde de kullanabilirsiniz. Powerbank'lere kullanabilirsiniz. Çünkü 5 volt 1 amperlik bir cihaz. Bunu prize yakın yere konumlandırırsınız. Ara kablomuz var şu şekilde. İçinden şu adaptör de çıkıyor. Diğer kutu açılımı videolarında içeriklerine baktığımda şu adaptör yoktu. Bakın şöyle başlık da çıkıyor yani adaptör başlığı. Sadece ara USB kablosu çıkmıyor. Bu da ekstra bir artı benim gözümde. Bunu isterseniz masada şöyle kullanabilirsiniz. Masada kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda bunun şu şekilde tavan montaj aparatı var. Bunu tutup tavana da montajlayabilirsiniz. Tavana montajlamak için şöyle bir aparat göndermişler. Tabii bunun da kullanımı şöyle muhtemelen. Aynen. Öncelikle şunu şu şekilde tavana vidalıyorsunuz. Tabii şurada bir bantı var. Ya da bunun montaj vidası var. Bir dakika. Montajı yanlış anlatmayayım. Düzgünce anlatayım. Vidayı tavana attıktan sonra ya da şuradan direkt vidalamanız yeterli. Kenarlardan. Ya birkaç tane tavana montaj sekli var. Bir tanesi şöyle bir yere tutturabilirsiniz masaya şu delikten. Ya da şu 3 tane vida var ya buradan tavana vidalarsınız. Asma tavanda daha kolay olur. Asma tavanlarda. Veya masa kullanımı yapabilirsiniz. Daha sonra şunu oturttuktan sonra şöyle çeviriyorsunuz takılıyor. Daha sonra hani bakın şu ayak üzerinde gördüğünüz gibi rahat bir dönüş sağlıyor. Zaten 360 derece dönmesi de şu alttaki şeyden arkadaşlar. Bakın şöyle dönüyor ya. Bakın şu kabloyu takip edersek zaten. Başladığımız noktaya dönük. Buradan geri gitmiyor. Bakın kablo bu tarafa bakarken tekrardan şöyle çeviriyorum. 360 derece dönme kabiliyetine sahip bir cihaz. Bunu şimdi bakın SD kartı da burada. Buradan bir SD kart takabiliyorsunuz. 32 GB'lık bir SD kart takılabiliyor. Hani 32 GB'tan büyük SD kart takamıyorsunuz. Taktığınız SD kart, hafıza kartı da hani maksimum 32 GB olduğunu düşünürsek yaklaşık hani görüntünün kalitesine bağlı olarak 1080p olduğunu düşünürsek ortalama ne olur? 10 dakikalık bir video yaklaşık 100 MB'a yakın olur en az. Hadi en baba 1 GB bile olsa yaklaşık 24 saate yakın bir şey saklayabiliyorsunuz görüntü. Tabii bunu 32 GB bir hafıza kartıyla ben deneyeceğim. 32 GB'lık bir hafıza kartı takacağım. Tabii hafıza kartının da bir de klasları var. Dandik bir hafıza kartı takarsanız görüntü alamayabilirsiniz. O yüzden gideceksiniz. Klas 10 bir hafıza kartı alacaksınız. Çünkü hafıza kartları bazı hafıza kartları video kaydederken
videonun çözünürlüğü arttıkça problem çıkabiliyor. O yüzden iyi bir hafıza kartı alın. Sonra hafıza kartı problemli, hafıza kart alıp chat problemli demeyin. Canlı izleme yapabilirsiniz SD kart takmazsanız, ama SD kart takarsanız geri dönükte izleme yapabilirsiniz. SD kart yuvamız burada. Bunun yanında bulutta depolama yapabiliyor bu cihaz, ama ekstra bir ücret vermeniz gerekiyor onun için. 7 günlük veya 30 günlük satın alma şeyleri var, opsiyonları var. 7 günlük kayıt için bir satın alma yapabiliyorsunuz. 30 günlük bir kayıt için alabiliyorsunuz. Bu sayede hiç SD kartla uğraşmıyorsunuz ve her yerden, internet olan her yerden kendi kullanacağınız şifrenizi ulaşabilirsiniz. Hareket takibi yapabilme özelliği benim çok dikkatimi çekti. Algılama yapabiliyor. Bunun yanında ağlama tespiti atıyorum. Çocuğunuzu ağlarken ses çıkartıyor ya. Anormal sesleri size bildirim olarak göndermesini sağlayabiliyorsunuz. Yüz tespiti yapabiliyor. Yüz tespiti yaptırıp bir alarm verdirebilirsiniz. Veya algılama yaptırıp bir alarm verdirebilirsiniz. İzleme dediği olay hareketi izliyor. Ona esnadan dönüş sağlıyor. Mesela şöyle, şöyle. Bunun yanında izleme yapılabildiğini söyledik. Bu kameranın açısı 110 derece. Yani evin kare olduğunu düşünürseniz, odanın en köşe tarafına koyarsanız 90 derecedir. 110 dereceyle rahat bir şekilde tüm odayı bunları görüntülersiniz. Açısı, görüntüleme açısı. HDI ayar diye bir özelliği var. Bu özellik de gece görüşü sağlıyor. Bunun yanında hani otomatik bir özellik var. Şu şekilde göz kapama moduna girebiliyor. Sessiz çalışma özelliğinden bahsedilmiş. Şu dönüş sırasında bir ses çıkıyor ya. Aslında çok sesi olmamasından bahsedilmiş belki de. Mobillerin izleme. 10 metreye kadar gece görüşü sağlayan bir kameramız arkadaşlar. Güvenlik bildirimlerini açıp atıyorum çocuğunuzu aldığında kendinize de bildirim gönderebilirsiniz. Tercih edilebilir bir marka. Dediğim gibi bu marka ile ilgili kuracağız cihazı sizlerle beraber. Kurulum videosunu ayrıca paylaşacağım. Bir aylık kullanımından sonra cihaz hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Cihazın hani şöyle kutusuna da bakacak olursak son kez. Burada bazı özelliklere değinmiş. Bu özelliklerin tamamını zaten biz değindik burada. Kutusu Türkçe değil. İçinden çıkan kılavuzlar da Türkçe değil. Türkçe dil desteği yok. Fakat biz ne yaptık? Cihazımızın için yanında gelen şöyle bir şey var arkadaşlar. Kullanma kılavuzu var. Bu Türkçe. Bunu da Xiaomi hazırlatmış. Anladığım kadarıyla. Hani dediğim gibi ülkeye gelen farklı markalarda test etmedik de fayda var. Ben bu tarz ürünleri pek kullanmıyordum. Hani deneyeceğim. Ona göre önerilerde bulunacağım size. Benim için de yeni bir tecrübe olacak. Xiaomi'nin markasını Xiaomi'nin bu 360 markasını Türkiye'ye getiren marka pek bilinmiyor, ama dediğim gibi hani ben kullanımlarım sonrasında yine oynatma listesine tecrübelerimi ekleyeceğim. Çok özel bir kamera. Siz en basic şekilde kullanabilirsiniz. Tabi bu saydığım özelliklerin tamamını kullanmak zorunda değilsiniz.